Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, iman ettiğimiz peygamber, yoluna kurban olduğumuz, canlarımızı yoluna serdiğimiz, alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Onun yolunda yürüyen siz kıymetli mümin ve mümine kardeşlerime selam olsun. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bizans'ın üzerine bir ordu çıkartacaktır. Bizans büyükçe bir kuvvet olduğu için Medine'den de büyük bir ordunun çıkması gerek. İslam tarihinin en büyük ordusu Tebuk meydanına doğru yola çıkacaktır. 30 bin kişilik bir ordu toplanıyor ama o gün İslam ordusu fakir olduğu için askerlerin teçhizatlarını temin etmede sıkıntılar yaşanıyor. İman ettiğimiz peygamber sahabe-i kiram efendilerimizi Mescid-i Nebevi'ye topluyor. Onlara minberde bir hutbe irad ediyor. O hutbesinde şöyle buyuruyor: kim cennet karşılığında zorluk ordusuna yardımda bulunacak? Kim bu orduya yardım edecek? Cemaatin her bir ferdi o orduya yardım etmek için birbirleriyle yarışıyorlar adeta. Cemaatin arasından birisi vardır. Ordunun yarısının bütün teçhizatını kendisi ödeyecek, kendisi o yükümlülüğü üstüne alacaktır. O adam oğlu adam, o er oğlu er Hazreti Osman Efendimiz'dir. Geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, büyük bir iş yapacak o gün için ama o işinde reklam yok, o işinde riya yok, o işinde büyük bir ihlas, büyük bir samimiyet ve alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye büyük bir teslimiyet vardır. Ya Resulallah, müsaadeniz varsa ben ordunun yarısının bütün ihtiyacını karşılamak istiyorum. Gücüm ordunun yarısının ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Allah Resulü ellerini açıyor. Hazreti Osman Efendimiz'e dualarda bulunuyor. Ve 30 bin kişilik bir ordu 630 yılında Medine'den yola çıkıyor. Medine ile Tebuk arası 700 kilometrelik bir yoldur. Gidişleri ve dönüşleri 19-20 günü bulacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 30 bin kişilik ordusuyla yola koyuluyor, Tebuk meydanına geliyor. Bizanslılar Müslümanların karşısına çıkma cesaretlerini kendilerinde bulamıyorlar. Müslümanlar Bizanslılarla savaşmadan tekrardan Medine-i Münevvere'ye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Geliyorlar Medine-i Münevvere'ye, herkes ailesini özlemiştir, herkes evine doğru yol almaktadır ama iman ettiğimiz peygamber kendi evine değil de alemlerin Rabbi olan Allah'ın evine yol almaktadır. Geliyor Mescid-i Nebevi'ye, onun büyük bir sünneti vardır. Ne zaman çıkarsa Medine'nin dışına, tekrar dönerse Medine'ye, ilk uğrayacağı durak Mescid-i Nebevi oluyor. Onun büyük bir sünnetidir. Her Medine'den çıkıp tekrardan Medine'ye dönüşünde Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılmak. Orada iki rekat namaz kılıyor ve yine onun bir sünnetidir. Ve Hazreti Fatıma annemiz babasının bu adeti, bu sünnetini çok iyi bilmektedir. Babası ne zaman Medine'nin dışına çıkarsa, tekrar dönerse Medine'ye, Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılar. Daha sonra Hasan ve Hüseyin'i görmek üzere Fatıma'nın evine koyulur. Hazreti Fatıma annemiz bunu çok iyi bildiği için benim babam bu sefer yorulmasın, Hasan ve Hüseyin'in elinden tutuyor, geliyor Mescid-i Nebevi'nin tam önüne. Mescid-i Nebevi'nin tam önünde kızı Fatıma annemiz ile karşılaşıyor. Bir elinde Hasan, bir elinde Hüseyin. Cennetin efendileri olan o gençler. Peki Hazreti Fatıma annemiz kimdir? Hazreti Fatıma'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında nasıl bir değer kıymeti vardır? Efendimiz Fatıma'dan bahsederken, Fatıma benden bir parçadır. Kim Fatıma'yı severse beni sevmiş olur. Kim Fatıma'yı kızdırırsa, Fatıma'dan nefret ederse, Fatıma'yı sevmezse beni sevmemiş olur. Hazreti Fatıma peygamberden bir parçadır. Allah Resulü Fatıma'dan bahsederken, Fatıma'yı tasvir ederken bizlere
Ümmü Ebiha binti Ebiha diye bahseder. Ümmü Ebiha babasının annesi olan Fatıma binti Ebiha babasının kızı olan Fatıma annemiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 4 tane kızı vardır. Hüveylid'in kızı Hazreti Hatice annemizden, Hazreti Zeynep annemiz, Hazreti Rukiye annemiz, Hazreti Ümmü Gülsüm annemiz ve kızların en küçüğü olan Fatıma annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında en fazla değere sahip olan, en fazla sevilen kızlarından birisidir. İman ettiğimiz peygamber 6 evladını kendi elleriyle toprağa tevdi etmiştir ama Fatıma annemizi kendi elleriyle toprağa tevdi etmemiştir. Efendimizin vefatından kısa bir müddet sonra, onun vefatından 6 ay sonra Fatıma annemiz de Peygamber Efendimiz'e kavuşacaktır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yatağa düştüğü zaman vefat edeceği an Hazreti Fatıma annemiz yanı başındadır. Ağlamaya başlar. Ey babacığım, beni bırakıp nereye gidiyorsun? Orada müjdeyi verir Fatıma annemize. Ey Fatıma, hüzünlenme. Benden kısa bir müddet sonra sen de kavuşacaksın bana. Ona da büyük bir müjde verir. Biz bugün bu müjdeyi anlayamıyoruz. Hiç ölümün müjdesi olur mu diyoruz. Bizim onların ölüm algısını anlayabilmemiz için onlar gibi Kur'an ve sünnet penceresinden ölüme bakmamız gerekir. Baktığımız zaman Kur'an ve sünnet penceresinden ölüme, biz de ölümü kavuşmak olarak göreceğiz en kısa zamanda inşallah. Aziz kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'den dışarıya çıkınca Fatıma annemiz bir elinde Hasan, bir elinde Hüseyin Peygamber Efendimiz'i beklemektedirler. Hasan ve Hüseyin koşuyorlar dedeleri olan Allah Resulüne, sarılıyorlar Peygamber Efendimiz'e, koklamaya, ağlamaya, sarılmaya başlıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetin efendilerini özlemiştir. Onları bırakınca bu sefer Hazreti Fatıma annemiz babasına sarılacak. Babası 20 gündür Medine'nin dışında olduğu için elbiselerinde, saçında, sakalında tozlar vardır. Hazreti Fatıma annemiz bir yandan babasına sarılıyor, bir yandan da babasının saçında, sakalında, elbisesinde olan tozları elleriyle silkeliyor ve ağlıyor Hazreti Fatıma annemiz. Ey babacığım, sen bu dünyada rahat yüzü görmeyecek misin? Ey babacığım, sen ne zaman rahata ereceksin? Hem ağlıyor kendi kendine, ağlarken de babasının elbiselerinin üzerindeki tozları silkeliyor. Babası da ağlıyor kızı Fatıma'ya sarılarak. Ey kızım Fatıma, baban Muhammed Mustafa yeryüzünde, dünyada rahat yüzü görmeyecek. Ne zaman ki baban ahirete intikal ederse, ne zaman ki baban bu dünyayı terk edip ukubaya doğru giderse, ahirete giderse, baban ahirette rahat yüzü görecek. Ağlıyorlar, birbirlerine sarılıyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Fatıma annemizi teskin etme adına şu müjdeyi veriyor. Ey kızım Fatıma, gün gelecek Allah azze ve celle babanın isminin anılmadığı hiçbir yer bırakmayacak. Gün gelecek dünyanın dört bir tarafına babanın ismi yayılacak. O isim dünyanın dört bir tarafına yayılınca her eve, her çadıra, her binaya, her villaya, her yata, her yere babanın ismi girince bazıları babanı izzet ile tanıyacak, hidayet ile tanıyacak, iman ile tanıyacak. Ama bazıları nasipsiz kalacak imandan, mahrum kalacak iman nimetinden, babanı imansızlık üzere dalalet içerisinde tanıyacak. Aziz kardeşlerim, bizler alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye, yaratıcımız olan, bizim üzerimizde en fazla hak sahibi olan alemlerin Rabbine ne kadar hamdü sena etsek, şükretsek yine de azdır. 21. yüzyılın Müslümanları olarak bizler, şu anda ekranları başlarında bu sohbeti dinleyen sizler, elhamdülillah ki biz iman ettiğimiz peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi
iman üzere tanıyoruz, izzet ile tanıyoruz. Bundan daha büyük bir nimet olur mu Allah aşkına? Elhamdülillah ki bizler gönül kapılarını imana açan Allah Azze ve Celle'nin mümin kullarındanız. Onun için kıymetli kardeşlerim, gelin peygambere bir vefa borcu olarak ona karşı olan muhabbetimizi biraz da hayatımıza dökelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere kardeşlerim demişse o kardeşliğin gerekliliğini bizler yerine getirelim. O kardeşliğin işaretleri her birimizin üzerinde vuku bulsun. Her birimizin hayatında kardeşliğin izleri yayılsın. Yayılmadığı zaman o kardeşlerin izleri, bizler temsil edemediğimiz zaman peygamberin kardeşliğini, o zaman ahirette mahşer meydanında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında yüzümüz yere eğilecek maazallah. Yüzümüzün yere eğilmemesi için, göğsümüzün mahşer meydanında kabarması için, bütün ümmetler yürürken peygamberlerinin arkasında bizim de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa'nın arkasından yürüyebilmemiz için o kardeşliğin işaretleri, o kardeşliğin gerekliliği bizim de hayatımızda olsun inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.